Merhaba Şuvar Türkçe Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir videoyla yine karşınızdayım. Bildiğiniz gibi çok yakın bir sürede güncelleme gelecek ve baya bir sneak peek paylaşıldı. Karakterler, kartlar, yeni karakterler, işte yeni kostümler. Yeni kategori 3'ler yani bir sürü şey paylaşıldı. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bunlara bakacağız. E, belli başlı gördüğüm şeyler de var. Bunlar hakkında da biraz konuşalım. Şimdi ilk önce bugün yeni bir sneak peek paylaşıldı. Yani 3. sneak peek. Ve baya bir şey gördük. 5 tane yeni kostüm gördük. Ve eminim ki aralarından bir tanesine de kategori 3 gelecektir. Yavaştan bunlardan bahsetmeye başlayalım. Uzun zaman önce yeni bir rework getireceklerini açıklamış açıklamışlardı. Belli başlı karakterleri oylamamızı istemişlerdi ve oylamayı kazanan Vision olmuştu. Tabii ki gayet iyi. Vision bu oyunda bayağı bir işlevsiz karakter durumuna düştü. Ve yeni bir kostümü kesinlikle hak ediyordu. Gelmesi de gayet normal. Kesinlikle gelsin ve işe yarasın. Buna katılıyorum yani Vision'a uzun süredir bekliyoruz bir kostüm gelmesine veya yeni bir rework gelmesine her neyse. Ve şimdi gelmesi Gayet doğal Vision'ın yeni bir kostüm gelmesine gayet beğendim. Olabilir tabii ki mantıklı. Aynı zamanda Rogue da e, X-Men'ler arasında çok işsiz kalan bir karakter. Yani birçok yerde işimize yaramıyor. Yani neredeyse hiçbir yerde işimize yaramıyor. Yani bir tek gölge yerde kat geçmek için kullanıyoruz. Yani o da çok düşük katlarda, yüksek katlarda kullanamıyoruz Rogue'u. Yani X-Men'ler arasında e, e, en kötü dediğim karakter falan herhalde Rogue. Yani kesinlikle hiçbir yerde işe yaramıyor işte ne bileyim zaman savaşında işe yaramaz işte e, üstün baş kesmez, skor atmaz yani hiçbir şey yapmaz. O yüzden Rogue'a kostüm gelmesi kesinlikle yerinde bir karar. Yani buna kesinlikle katılıyorum ama şimdi gelelim yeni kostümlere. Scarlet Witch, Quicksilver ve Sabretooth'a da. Ee, bu üç karakteri de üçüne de kostüm gelecek. Şimdi yani Scarlet Witch'e neden kostüm geliyor? Bu bayağı saçma olmuş. Aynı zamanda Quicksilver'a ve Sabre da gelmesi saçma. Yani Sabretooth zaten birçok kişi kullanmıyordur eminim. Yani aranızda Kullanan çok azdır diye düşünüyorum. Ve bu karakterin kostüm getirmeleri bana göre o kadar saçma bir şey ki yani yapabilecekleri en son şey diye düşünüyorum. Daha sonra Scarlet Witch'in dizisi gelecek Vision birlikte. ikisine de yeni kostümler muhakkak gelecek. Aynı zamanda filmde veya dizilerde Quicksilver'ı tekrardan görme ihtimalimiz var. Yani ona da yeni kostüm gelebilir ve şimdi gelmesi ne kadar mantıklı bilmiyorum. Ve tahminen bir iki tane Kategori 3 gelecek yine onun ondan eminim. Eğer Scarlett bir şey şu anda kostüm getiriyorlarsa kategori 3 de geleceğinden eminim. Veya ee, diğer 3 tane karaktere dönelim. Luna Snow, Fox ve Crescent bu 3 karakterinde kartı geliyor. Üstünde büyük ihtimalle de kostümleri geliyor. Yani Luna Snow'a neden kostüm geliyor? Yani gerçekten çok saçma. Şu kostümüyle 10 milyon skor atanlar var. Çok yüksek e, üstün başman kesenler var. Çok kısa sürede devasa başmanakını kesenler var ve bu karakterle daha yapılacak maksimum hiçbir şey yok ve bu karaktere kostüm geliyor. O kadar saçma bir şey ki yani bunu anlatamam. Tamam hani Crescent'te sadece lazerlik özelliği iyi. İşte gölge diyarda kat geçiyor. Bunun için kullanılıyor. Kostüm gelebilir tabii ki. Yani gelsin işe yarar en azından. Birçok yerde kullanım alanını genişletebilirler. Yani bu gayet güzel Crescent e kostüm gelmesi veya White Fox yalancılığı yine Gögi yerde kat geçiyor. Yani daha çok işlevi artabilir. Evet ona da gelebilir ama Lunanova gelmesi gerçekten saçma. Sadece oyunun çıkardığı bir karakter olduğu için bunun için Lunanova biraz da işte öncelik tanımışlar ama Lunanova kesinlikle ama kesinlikle hiç kostüme gerek yoktu. Kostüm ihtiyacı olan bir sürü karakter var bu oyunda. Mesela şöyle aşağılara doğru inelim bakalım. Mesela bakıyoruz tamam Rogue'a kostüm kesinlikle lazımdı. Veya bakalım işte Daredevil'a kostüm lazım. Mesela daha sonra bakalım işte gidelim aşağılara doğru. Bakıyorum bakıyorum bakıyorum. Ne bileyim işte Malekite, Malekite kostüm getirilebilir. Daha sonra işte bakıyorum yani birçok karaktere yeni kostüm gelmeli mesela kim olabilir işte avcı Craven olabilir Daha sonra işte değerli Daredevil demiştik yine daha sonra Ghost Rider Ghost Rider da olabilir yani bakıyorum yani birçok karaktere kesinlikle kostüm lazım Hatta şöyle kasmadık kırımdan bakalım işte Mesela kim buluşaya kostüm gelebilir yani başka kim olabilir işte Kamala Khan'a kostüm gelebilir veya işte bu örümcek Adam'ın düşmanlarına kostüm gelebilir veya işte bakalım yani bir sürü karakter var. Yani şu karakterleri kasmamamın tek sebebi işe yaramıyor olmaları ve bunları yeni kostümler gelmesi gerekirken gidip işe yarayan karakterleri kostüm getirmeleri o kadar saçma bir şey ki çok gereksiz ve kristal israfı. Tabii ki de ilk önce yaptıkları şey neydi? Şu etkinliği getirmek kozmik öz bunun getirerek birçoğumuzun kristalini aldılar. Açıkçası benim de 2600 kristalim gitti bu eskinde. Bir tane mega alabildim ama sadece 2600 kristal verdim. Yani bu kesinlikle 2 kostüm parası hatta güncellemeye kadar 3 kostüm parası hatta daha fazla olacak elimde ama bunu yaparak hepimizin kristalini aldılar ve bizi paket almaya yönlendirecekler. Tabii ki Black Friday'a gelirken işte Kara gelirken buna hiç gerek yok diye düşünüyorum. Yani birçoğumuz eminim ki güncelleme geldiğinde kostüm almayacaktır. Herkes Kara Cuma'yı bekleyecektir. Daha sonra iki yeni karakter geliyor. Aero ve Sword Master. İki tane karakter. Hatta şöyle gelelim Netmarble forumdan bakalım hepsine. Yani birçok şey geliyor. Büyük kapsamlı bir güncelleme gelecek. Hatta bir sayfada bir Facebook grubunda e, ee, kategori 3 geldiğini görmüşüm. Şu, şurada işte sol tarafa bir yere koyarım zaten tahminen. Yani büyük çaplı güncelleme bakın Snake Peak 3 burada ee, hemen şöyle açılsın. 5 tane yeni kostüm gördüğünüz gibi Scarlet Witch, ee, Rogue, Vision, Quicksilver ve Sabretooth'a kostümler gelecek. Şimdi yani ben tabii ki Rogue'la Vision'a kesinlikle kostüm bekliyordum ama yani Quicksilver ve Scarlet Witch'e kostüm gelmesi çok saçma. Bunlar da zaten gördüğünüz gibi Crescent, Tlino Snow ve White Fox üçüne de kart gelecek ve Agent of Atlas kostümleri gelecek. Yani öyleydi. Ve diğer işte Scarlet Witch, Quicksilver, Vision falan da Uncanny Avengers kostümleri gelecek. Bunu da zaten birçok yerde görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. Yani bayağı büyük, geniş kapsamlı bir güncelleme geliyor. Ve kategori 3'lerin de bu kadar çoğalması şuna işaret olmalı. Artık nasıl desem küp çıkma oranını arttırmaları lazım. Mesela ben bir ayda ne kadar küp geliyor adlı bir video yapacağım. Bir ay boyunca çıkan küpleri hepsini yazdım. Ve o kadar az küp geldi ki bir tane 800'lük 800 küp 800 isteyen bir karaktere bile kategori 3 yapamıyorum neredeyse. O kadar az kostüm geliyor. Yani hala şurada bakıyorum kostüm gelmesi gereken bir sürü karakter var. Hani şuradaki gördüğünüz bütün karakterlere Kostüm gelebilir yani bu karakterler neredeyse hiçbiri işimize yaramıyor. İşte Hulkling olsun ne bileyim. Yani birçoğu hani şurada tamam bunlar özel karakterler bunlar işimize yarıyor. Ben katmadım ama burada gördüğünüz birçok karakter işe yaramıyor kat geçmiyor. Yani o kadar zor oynamanız lazım ki o kadar iyi oynamanız lazım ki bu karakterlerle kat geçebilsinler. Ve birçoğu da işimize yaramıyor ama gidip Lunas Nova, Quicksilver'a ve Scarlet Witch'e kostüm geçiyorlar. Hatta birçoğumuzun kullanmadığı Sabreto'ta bile kostüm getiriyorlar. Ben bunu çok mantıklı bulmuyorum ama yeni bir güncelleme artık. Buna mecburen dayanacağız ve hepsinin de kostümlerini almak zorunda kalacağız büyük ihtimalle. Çünkü yeni kostümler geldikçe eski kostümlerin modası geçiyor veya işte ıı, gücünü azaltıyorlar bu kostümlerin. Yani işe yaramıyor. Mesela Scarlet Witch de çok yüksek üstün boğa düşman kesiyor. ittifak vesinde oldukça iyi. Zaman savaşında iyi. Yine birçok yerde güzelce kullandığımız güçlü bir karakter ve yeni bir kostüm gelmesi saçma hani kategori 3 gelebilirdi tabii ki yani bu bayağı iyi olur ama mesela Dr. Strange'e de kategori 3 geldi ama yeni bir kostüm gelmedi gerek duymadılar zaten güçlü bir karakter ve Scarlet Witch'e kostüm getiriyorlar aynı zamanda Quicksilver'e da kostüm geliyor ve Quicksilver'e da kategori 3 gelmesi lazım yani bu da gelmesi gereken karakterlerden bir tanesi tahminen Scarlet Witch 1640 isteyecek de geldiği zaman 1200 küp isteyecek diye düşünüyorum. Daha sonra Crescent'de eğer kategori 3 gelirse 800 küp ister diye düşünüyorum. Aynı zamanda yani şöyle bakınca Vision ve Rogue'a da yeni kategori 3'ler gelmeli. Hatta birçok karakter artık kategori 3 gelmeli diye düşünüyorum. Yani çok uzun zaman oldu kategori 3'ler gelmeye başladı. Şu anda 18 tane kategori 3 olması lazım oyunda. Hatta şöyle hemen bakalım Marvel evrenine gelelim. Şurada evet numarum var e, Cyclops'un 2 tane öyle 8 şurada 16 18 tane kategori 3 var gördüğünüz gibi ve artık küp çıkma oranı e, kesinlikle artmalı bende şu anda mesela 7 tane kategori 3 var bir tane daha yapabilirim şu anda ama Dr. Strange'i yapmak için bekliyorum ama bir de Scarlet Witch gelince iyice hepsi karışacak çünkü şu anda bakın ben şurada Iron Man'i, Ant Man'i, işte Magneto'yu, Spider-Man'i hepsini kategori 3 yapmak için 70'e getirmiştim ama yeni kategori 3'ler geldikçe bunlar değişiyor ve iyice her şey allak bullak oluyor. Yani bunun da bir hal çaresine bakmaları lazım. Ben açıkçası güncellemeden pek memnun olmadım. Hatta Gelmesi gereken o kadar çok şey var yani onun aracılığıyla hani hikaye görevine yeni bölümler gelmeli daha sonra özel görevin kesinlikle değişmesi lazım artık kaç yıldır burası aynı daha sonra işte düşman kuşatmasının yenilenmesi lazım artık yeni bir baş düşman gelebilir veya yani Shadowland'la artık yeni bir şey yapmalarına pek gerek yok diye düşünüyorum ama hani şunlar bile düşman kuşatması özel görev ve hikaye görevi bile kesinlikle bir güncellemeyi hak ediyor. Yani bunlara bir şeyler getirebilirler artık. Hikaye görevine yeni bir bölüm kesinlikle gelmeli. Uzun zamandır gelmiyor. Yani burada bitirdik ve bu burası bekliyor öylece. Daha sonra özel görevden de hep aynı karakterleri kasıyoruz ve şurasını kesinlikle kasmaya gerek yok. Yani burayı kasmamızın Bunları kasmamızın tek sebebi şuradan yıkım CTP'yi almak. Yani bunun haricinde bu karakterlerin işe yarar bir yönü yok. Yani tamam burada hani kristal işe yarıyor. Yani diğerleri işe yaramıyor. Örümcek adamın düşmanları da aynı şekilde hani Mr. tamam kostüm geldi. Kum adam da güzel ama diğer 3 karakter yine o kadar iyi değil. İşimize yaramıyorlar fazla. Yani sadece Shadowland'da zar zor kat geçen karakterler ve kostüm istiyor bu karakterlerde. Aynı şekilde ama gidip Nova Crescent'e işte Klasen tam yani Scarlet Witch'e, ve sabr etmeleri gelmesi ne kadar mantıklı size bırakıyorum bu yorumlarda tabii ki yorumlarınızı yapabilirsiniz. Neyse bu şekilde bu alamak hakkında da konuşmuş olduk. İçimi boşaltmış oldum. Hele hele yani şu işte Ghost Rider olsun. Yani birçok kişiye o kadar kostüm lazımken neden Scarlet Witch, Quicksilver kostüm gelir? Luna Nova kostüm gelir bilmiyorum yani. Luna Nova herhalde artık bundan sonra 15 milyon skor atacak. Üstün da 100. katlara falan gelecek herhalde. Öyle düşünüyorum. Yani yapacak bir şey yok artık getiriyorlar. Yani bunu e, diyeceğimiz bir şey yok fazla. 3 tane de kart geliyor. Tamam kartlar işimize yarayacaktır büyük ihtimalle ama yani ne diyelim artık geliyor 2 yeni karakter 5 8 yeni kostüm gelecek büyük ihtimalle 3 tane yeni kart ve 2 tane de eminim ki kategori 3 gelecektir. Hiçbir güncellemede boş geçmezler. Bu şekilde bu güncellemede konuşmuş olduk. Yeni videolar hakkında biraz konuşayım. Kategori 3 sıra saatli bir video yapacağım yine. ilk 10 kategori 3'ümüz hangi karakterler olmalı? Bunun hakkında bir video hazırladım. Hali hazırda onun haricinde Shadowland 1.10 Full Süper Kötü attığı videoyu kurguladım, editsini yaptım. Hazır durumda bu videodan sonra büyük ihtimalle gelebilir veya hangi CTP hangi karakterlere takılır bunun hakkında da bir video hazırladım, editsini yaptım. Ve hazır durumda onu da atabilirim büyük ihtimalle kartlarda bir yerde çıkar ve oradan oylarsınız hangisini ilk istiyorsanız. Başka da istediğiniz e, video konularını yorumlarda belirtin ki ona göre o konuları biraz öne çekeyim. İttifak Savaşı'nda da haftaya geleceğini düşünüyorum. İttifak Savaşıyla, ittifak İttifak Savaşı ve İttifak Fethi hakkında iki ayrı video yapacağım. Onlar için de yeni videolar hazırlayacağım. İttifak Savaşı yani burası hangi karakterleri nasıl kullanmalıyız, takımlarını nasıl kurmalıyız. Bunun hakkında bir video ve İttifak Fethi nedir? Ee, ne işe yarar, ne alabiliriz, nasıl takımlar kurmalıyız. Bunun hakkında da bir video hazırlayacağım. Yakın zamanda bunu da söylemiş olayım. Bu şekilde güncelleme hakkında konuşmuş olduk. Birçok şey gördüm ama neler gelecek çok kısa sürede göreceğiz. Gelince de zaten tekrar konuşacağız bu konu üzerine. Beni izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorumlarınızı kesinlikle yapmayı unutmayın. En önemli olan yorumlarınız. Daha sonra da kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere ve bay bay.